Mehmet Teskan Bahçeli gündemi meşgul etmek için idamın ipine sarıldı. Türkiye'de 1984 yılından beri fiilen 2004 yılından bu yana hukuken idam yok. E o halde ne oldu da Bahçeli idamı gündeme taşıdı? Zor. Hatta imkansız. Böyle olduğunu Bahçeli bilmiyor mu? Biliyor ama amacı başka. Amacı gündemi değiştirmek. İktidar içeride dışarıda öyle sıkıştı ki ülkeyi meşgul etmek için çareler arıyor. Gerisini söylemeyeyim. İktidar koronavirüsün en saldırgan olduğu dönemde Ayasofya'yı şaşalı törenle açmayı bile göz aldı. Yine de halkı sabah akşam konuştuğu konulardan çekip alamadı. Bugünlerde durum daha da kötü. %9,9 küçüldük diye neredeyse davul zurna çalacağız. Efendim Almanya, İngiltere, Fransa bizden daha çok küçülmüş. Avrupa'nın en başarılı ülkesi bizmişiz. İşsizliğe bakalım. Enflasyon oranına Avrupa'da kaç, bizde kaç? Euro 8,75 lira oldu, 9 liraya dayandı. Biz hala niye konuşuyoruz? Hazine ve Maliye Bakanı'na göre döviz kurunu ölçü almak eski Türkiye alışkanlığı. Yeni Türkiye'de neye bakalım? İşsizliğe mi? 9 milyonu buldu. Enflasyona mı? Resmi rakam %12, fiili rakam %22. İnsanlar gece gündüz bunu konuşuyor. Bir de 1,5 milyon kişi kısa dönem çalışma kapsamında 1.6 milyon kişi de zorunlu çıkarıldı. Onlara gizli işsiz deniliyor. Onlar ne konuşuyordur? Milyonlarca ailenin sabah akşam konuştuğu başka konu ise okulların açılıp açılmayacağı. Çünkü pandemi kontrolden çıktı. Ben söylemiyorum. Bilim kurulu üyeleri söylüyor. Bir de dışarıda acayip gelişmeler oluyor. MHP liderinin bir aralar beka meselesi kabul ettiği gelişmeler. ABD Kıbrıs Rum kesimine silah ambargosunu kaldırdı. Yani silah satacak veya hibe edecek. Moskova, Suriye, Demokratik Konsey adını taşıyan ağırlığı YPG PKK'dan oluşan heyeti ağırladı. ABD, Suriye'de Kürt Otonom Bölgesi kuruyor. Macron, Fransa'nın Doğu Akdeniz'de söz sahibi olmak için Lübnan'a ikinci kez gitti. Beyrut'un inşasında önemli role soyundu. Bunlar halkın gündeminde yok. Konuştuğu konular değil ama duyduğu sorunlar. Türkiye'nin fotoğrafı bu. Bu fotoğrafa MHP lideri ne tepki verdi? İdam cezası getirilsin dedi. Cumhurbaşkanı aynı zamanda AKP genel başkanı olmadan önce düzenlediği mitinglerde bir grup idam isteriz diye bağırır. Cumhurbaşkanı da getirsinler önüme imzalarım derdi. 15 Temmuz darbe girişiminden sonra düzenlediği bütün mitinglerin değişmez görüntüsü buydu. Referandum oldu. Cumhurbaşkanı aynı zamanda yürütmenin yegane temsilcisi, aynı zamanda partisinin genel başkanı oldu. İdam cezasını getirmeyi unuttu. Şimdi deniliyor ki Erdoğan bazı hamleleri Bahçeli üzerinden yapıyor. Örnek Türk usulü başkanlık modelini Bahçeli ateşledi. Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyorsa biz anayasayı ona uyduralım diyerek süreci başlattı. Erken seçim teklifini de Bahçeli yaptı. AKP üzerine atladı. İdamı geri getirme teklifi de benzer bir hamle olamaz mı? Olamaz. Çünkü idam gelirse kısaca birincisi Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliği biter. Çünkü Ankara Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ihlal etmiş olur. İkincisi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden ayrılırız. Doğal olarak evrensel hukukla bağımız kopar. Üçüncüsü Avrupa Birliği maceramıza noktayı koyarız. Dördüncüsü suçluların iadesi anlaşması çöp sepeti olur. Beşincisi Türkiye batıdan kopar. Türkiye'de 1984 yılından beri fiilen, 2004 yılından bu yana hukuken idam yok. E o halde ne oldu da Bahçeli idamı gündeme taşıdı? Gündemi değiştirmek için son çare idamın ipine sarıldı. Ama değiştiremezler.